Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim istiqlalar ekranımızda olsun. Xitay Yanfun şirkətinin iki xizmətçisi Hindistanda qolğa elindi. Xitayning aqli iqtidorliq yanfun ishlab chiqaruvchi shirkati Vivo'ning ikki xizmatchisi Hindiston bexatarlik organi tomonidan qo'lga olingan. Amerika ovozining 25 dekabr xabar qilishicha, Hindiston doirlari Xitayning aqli iqtidorliq yanfun ishlab chiqaruvchi shirkati Vivo'ning ikki xizmatchisini qo'lga olgan bo'lib, Xitoy bu ahvolga diqqat qilayotganligini Hindistan'da Xitay puhralarını kemsitmesliki çakırdığalıqını bildirgen. Bu diloğu bivasti çetişlik bir kişinin Reuters agenetliğe eğitişçe, iki Xitay şembe günü Dehli Sot Mahkemesi'ye elip gelinip, icra kılıç başkarmasının nazaretine tapşırılgan bulup, onları seyşembe günü sotkı çıkıdıkken. İki ay ilgiri Hindistan Memuri Teptiş Mahkemesi Pulyush cinayeti bilen, aqli iqtidarlıq yanfun işlep çıkarğıcı şirket Vivo'nun 4 yukur derecelik başkurğıcısını kol kalgan bulup, bunlarının biri Xitay puhrası iken. Yıkındın biri Xitay bilen Hindistan'nın simin talaş tartışı barğansırı küçeygen bulup, harbiy amaldarlar bilen ötküzülgen söhbetinin hiç kandaq paydası bolmagan. Xitay ameli kontrol liniyesi buyudaki bazısını zor xiracat bilen yeniligan bulup, bunun içinde uçuş yolunu uzartkan ve Şarkı Türkistan'dan Galvan Vadisi'ye yakın Tibet'nin Ritu Nahisi'deki Pangong Tiso'ya yakın cayda yeni tik uçar aeroplan aerodromu yasıgan. Xitay emeldari Tayvan'daki saylam sebeplik uruş kozgılışı mümkün dedi. Xitay'nın sabık emeldari Tayvan'daki prezidentlik saylamı sebeplik çoğun uruş kozgılışı mümkünlikini bildirdi. Janubiy Xitay Sahar gazetasining 25 dekabr xabar qilishicha, Xitay Kompartiyasining bir sobiq amaldori ogohlantirib, agar mustaqillikni tashabbus qiladigan Demokratik Taraqqiyot partiyasining nomzodi Tayvan prezidenti bo'lib saylanib qolsa, Xitay Kompartiyasi bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyatning qurolliq to'qunishga aylanib ketishi mumkinligini bildirgan. Xitay Kompartiyasi Tayvan ishlari ishxonasining sobiq muavin mudiri Wang Zaishi Tayvan mustaqilligi demak, amaliyotda urush demak ekanligini, Tayvan mustaqilligi masalasining hammani urush keltirib chiqaradiganligini o'tirg'i qo'ygan. Navbatda Xitay kommunist rejimi yaqinda Tayvanda o'tkazilmoqchi bo'lgan saylamdan ilgari harbiy va siyosiy vositalar orqali Tayvanga bo'lgan besimni kuchaytirmoqda. Hindonoziyadagi Xitay zavodida ig'ir portlash yuz berdi. Hindonoziyada mablag salgan Xitayning nikel zavodida portlash yuz berib, kam deganda 13 ishchi o'lgan. Angliya mustaqillik gazetasining 25 dekabr xabar qilishicha, Hindonoziyadagi bir nikel zavodida portlash vaqasi yuz bergan bo'lib, kam deganda 13 ishchi o'lib, 46 odam yaralangan. Portlash Hindonoziya Chingshan dotlashmas polat chaklik shirkatining Hindonoziyaning Morowali sanoat bog'ichisi rayoniga joylashgan bir zavodida remont qilayotgan paytda yuz bergan. Bildirilishicha, vaqada 4 xitoy ishchi o'lgan. Nikel elektr motorliq batareya ishlab chiqarishdagi muhim bir qism bo'lib, Hindonoziya doirlari navbatda vaqaning kelib chiqish sababini tekshirmoqchi ekan. Hindonoziya taraf shirkatning masalalarga beparvolik qilgan yoki qilmaganligini aniqlab chiqdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Hindonoziya Chingshan dotlashmas polat shirkatining ona shirkati Chingshan Pay Control guruhi dunyodagi eng cho'ng nikel ishlab chiqaruvchi, shundaqla Xitoyning eng cho'ng dotlashmas polat ishlab chiqaruvchi shirkati ekan. Xitoy Gansudagi yer tebrashda 11 kishini ma'muriy jihatdan jazolagan. Gansudagi saqchi doirlari atalmish yer tebrashga aloqador yolg'on yavdoqlarni uydirib chiqardi degan bahona bilan 11 kishini ma'muriy jihatdan jazolagan. Xinhua agentligining 23 dekabr xabarida Gansu o'lkasining Chishishan nahisida 6.2 bal yer tebragandan buyon saqchi tarafining yer tebrash bilan munosabatlik uchurlarni tarqitish ahvoliga zarba berganligi qayd qilingan bo'lib, bu jarayonda yer tebrash haqidagi uchurlarni tarqatgan kishilar atalmish ommaviy tartibni qalaymaqallashtirib, yomon ijtimoiy ta'sir paydo qildi degan bahonalar bilan bartaraf qilingan. 11 kishiga atalmish fitna fasod tarqatdi degan nom bilan ma'muriy jazo berilgan. 105 kishiga tanqid tarbiya jazosi berilgan. Xitoy xabar manbalarida bildirilishicha, soqchi taraf yana xalqni aloqa to'rining qonunning sirtidagi joy emasligi, har bir fuqaroning so'z harakatda ehtiyotchan bo'lishi kerakligi, agar har qanday odam fitna fasodlarni e'lon qilsa, munosib qonuniy javobgarlikni ustiga oladiganligi haqida ogohlantirgan.
Мәлім болыша, 19 декабр Шарқ Түркістанның Атош қару жөлді 5.5 бал ерді біргенде Қытай режимі тәвіреш әхвалы хақыдекі тәфсилатларыны қаттық контрол қылған. Қытай башқұрышыдекі барлық таратқыларда вә іждімаи алақы торыда ерді біреште хичқандық адам яки мал мүліктің зиянғы үшірмеғалықы хәвер қылынған. Албуки бұқытымлық күчілік ерді біреште қошны езілармы тәвірешінің тәсіріге үшірған. İsrailiya İnsan Hakları Təşkilatları Ғаззидеки паҗиәләргә наразылык белдерде. Ғаззидә йөз бер ваткан паҗиәләр İsrailiya İnsan Hakları Təşkilatларының мо күн тәртибидән орын алды. İsrailiya Кишилек хукук тәшкилаты Битсалам иҗтимаи алақа хисабатыда Ғаззиның иң яңа вазиете хакыда баянат элан кылды. Bayanatta hazır Gazze'deki insani apet şengüsüz derecede iğırlaşmakta. İsrailiye 80 gündün bu yan yıkılgı, yemeklik, su ve doğru kadarlık akalli turmuş ihtiyaçlarının kirişigimi tozkulluk kılmakta deyildi. Bayanatta İsrailiye'nin hücumları ve muhasiri sebebiden Gazze'de insanperverlik apetinin şengüsüz derecede iğırlaşkallıkı, İsrailiye'nin Palestin halkını kasten aç ve susuz kaldırgallıkı, Rojisi ve Bayramı tebriklini vatkan bir mezgilde Gazze'deki Palestinliklerinin korkunuşluk tarikide kulliktip cezaya uçura vatkallıkı bildirildi. Bayanat yine Gazze'ye kılındığın yardımlarına karıtılan barlık çekilimlerinin derhal bekar kılınışı ve halkara cemaatçiliğinin iktiraplik uruşu tutuşu ciddi mecburluşu gerekliliği talep kılındı. Amerika, Irak'taki bir kısım caylarını bombardıman kıldı. Amerika, Irak'taki herbi bazısı'a hücum kılgan Kataibu Hizbullah Teşkilatı'ı tevə caylarına zərbi bərgəlikini ilan kıldı. Aksaray bayanat ilan kılıp, İran tereptari Kataibu Hizbullah Teşkilatı'nın Irak'taki Amerika bazısı'a karatkan uçukçısız hava aparatı hücumada 3 Amerika askerinin yarlanğalıqını hücumdan kiyin Amerika armiyesinin President Joe Biden'nin buyruğuna asasen Kataibu Hizbullah Teşkilatı'nın 3 ornığı zərbi bərgəllikini uxturdu. Amerika başçılıqıdaki Daesh'a karşı hərbi itibakının Erbil'deki hərbi bazısı tünügün uçukçısız hava aparatları hücumuna uçurğandan kiyin Erbil'deki puhralar ayrıdırı Av Asiya qatnışını toxtatqan idi. İraq yerlik taratqusi Şafaq xəbərləri torunun xəbər qilishçi Amerika armiyası Babil vilayətidəki Həştüş şəbəgi təvəcəylərini bombardıman qılıb Həştüş şəbəyinin 20 əzasını yarlandırğan. İsrailiya Suriyədə İranın bir mühim komandanını öldürdü. İran inqilabını muhafizat qilish qismlarining Suriyadagi komandanlardan Razi Musavi İsrailiyanın Damashq ətrafiga qilgan hücumida öldürüldü. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, İsrailiya kısımları Suriye'nin paytaxtı Damashq etrafına başkurulduğun bomba bilen hücum kılgan. Hücumda İran inqilabını muhafizat kılış kısımlarının Suriye'deki komandallardan biri bolgan Razi Musavi öldürülgen. İsrailiya'nın hücumuna karata İran qattıq narazılıq bildirgen bolup, İran Prezidenti İbrahim Reisi bu cinayetinin bedelini çukum töleydu degen. İran Taşqı İşlər Ministri Hüseyin Əmir Abdullahiyan ictimai alaqı hesabıda həm bəhirligən uçuruda Tel Aviv qiyin bir arqıqı sanaşını kütüşü kərək dəb qısas alıdıqallıqını işarət qılğan. İran inqilabını muhafizat qılış qısımlarımı bayanat elan qılıb, İsrailiyaya qılmışlarının bədilini çoxum tölütüdüqallıqlarını bildirgən. Bildirilişçə, Musavi Suriyada İran inqilabını muhafizat qılış qısımlarının Ali Hərbi Məsləhətçisi sübhidə vəzifə ödəyətqan ikən. İsrailiyalik əsirlərinin yıqılları Netanyahu'ğu narazılıq bildirdi. İsrailiya parlamentada Gazze'deki əsirlər üçün ötküzülgən yığında əsirlərinin yıqılları İsrailiya başministeri Benjamin Netanyahu'ğu narazılıq bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu xəbərdə qeyd qılınışça, Netanyahu sözüdə İsrailiyalik əsirlərini yurduğa qaytırıb gelişi üçün barlıq tirişçallıqlarını körsətkən bolsumu, bunun muvafiqiyyətlik buluşu üçün hərbi besim işiltişqi toğru kilidiqallıqını bildirib, biz uruşdan vaz keçməyimiz, amma vaqtqı ihtiyacımız bari digən. Netanyahu söz qılıbatqan peyitdə parlamentdə bir əsirinin tuqqını, bizdən vaqtimiz yox dəb toğlıqan. Şunun bilən əsirlərinin başqa tuqqallarımı hazir dəb şuarlarını toğlab, Netanyahu'ğa narazılıq bildirgen. Əsirlərinin tuqqalları yenə əgər sizdən ufqınız bolğan bolsucu, ya ki datınız bolğan bolsucu dəb yazılğan lozunqlarını açqan. Hörməti körmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşərdə axırlaşdı. Ədik proqramımızı görüşkəcə, aman boğayslar. Assalamu aleykum və rahmatullah.